Ha, gelinlikler nasıl biliyor musun? Ha. Normal gelinlik vardı ama kesme makasdan. Kendileri dikermiş. Hani kendi terziler dikerdi. Kendilerimiz saçlarımızı yaptırdık. O da bir kadın yapacak, gelecek hemen ötüyor, böyle topuz tamam o şekil. Şimdi öyle ama belki düğünlerimiz nerede? Bunun çeyreği kaç olmay. Kaç gün oldu? 4 gün oluyor ama 5 gün oluyor. 5 gün olurdu düğünlerimiz ama çeyreği yok. Çok uçtu. Benim düğünüm 5 gün oldu kızım. 5 gün. 2 gün annemde. 3 günde kocamın evinde oldu. Alaylı. Vallahi 15 yaşında evlendim kızım. Babam verdi. Ben koca istemedim hiç. Hiç bende kocada aklım vardı ne bir şey. Görmüş çocuğu, beğenmiş babam. Verdi beni. Ben 14 yaşında evlendim. 14. Bizim günümüzde evlendim evladım. 14-15 dedim haydi. Hiç arkasını aramazdılar yani. Düğün yapardılar haydi. Ama şimdi... Helal olsun be. Mahvet ederken bile çıkıyorsun, bravo. Şimdikiler... Ama şimdi karım çıktı. 18'de olmadan gidemeyiler kocaya. Yoksa 18 olmadı mı? Haydi arasına babasına. Geriye. Kanım yoktu ki. Şimdi kanım. Kanım şimdi 18. Çıktı. Şimdi gelinin en güzel olmasını isteriz biz. Gelin daha iyi olsun ki. Uzaktan gelen misal. Aa bak işte gelin bu. Sen bile geldiğinde gelinin kim olduğunu karşıdan anlayabilecek kapasiteye sahip oluyorsun yani. Damadın kim olduğunu anlayamıyorsun ama gelinin anlayabiliyorsun. Ama şimdi başka düğünlerde gittin mi? Tabii ki şatafatlı bir düğünlere. Anadan tırnağa hepsi şatafat. Kim gelin olduğuna bakıyorum. Ya bunların hangisi gelin? Ben bile şaşırıyorum. Klavyeci arkadaşıma dönüyorum. Söylüyorum ki. Ama usta, çavu. Kim diyorsun Bori? Ben de diyor anlamadım anasını satayım. Anlatacak gibi değil ki. Ama var insan. Tık. Kimisi çeker ayağına terliğini dediğin gibi. Tık düğünün ortasına. Oynamaya başlar. Ama gelin öyle bir şey değil. Gelin çıkar tek başına oynar. İpek Karataş, 18 yaşındayım. Bugün düğünümün 1. günü. Mutluyum. Çok heyecanlıyım. Çok oynayacağım. Evet, hayalimdeki düğün gibi oluyor. Düğünüm 4 gün sürecek. 7 tane kıyafet değiştireceğim. Abiyem var, gelinliğim var, tuvaletim var, kınalığım var. Kız tarafı beğenir, erkek tarafı alır kızım. Bir kıyafet kaç para bilir misin size? Bir kıyafeti baksan, nereden baksan 5 milyar alıyor onlar. 10 milyarlık kıyafet alıyorlar. 10 milyarlık da gelinlikler 20 milyar kızım. 20 milyar onun üstündeki kıyafetler. Hani giyecek şimdi gelin. Öyle alıyorlar ama borcu buraya kadar giriyor. Öde bakalım. 10 sene geri atayım. 10 sene geri atayım seni. Öde bakalım. Ya be. Mecbur. Bir kere 70-80 liraya patlıyor. Alıyorsun, alıyorsun. Altını var, küspesi var. Onlar kızın hayali. Ama kendi yiyor onları. Bozdurup bozdurup yiyor. Ben ver 100 milyarı. Ondan sonra bak şimdi. Çizimde gördüğünüz gibi. Yastığım var, döşeğim var, yorganım var, battaniyem var, sandığım var. İçinde eşyalarım var, giyecek eşyalarım. Çeyiz? Çeyiz de verirler sana. Ha? Çeyiz de. Baba hakkı, ana hakkı? Baba hakkı. Çok severse sana kimler alırız? Onu da almaylar kimler. E sevmezseler? Sevmezseler seni soyarlar açık. Seni soyarlar. Damadı hediye yok, damadı sadece soyuyoruz. Çeyiz bildiğin ev eşyasını bizim traktörün üstüne koyarlar bir gün önceden. Gezdirirler. Gel bakalım. Açarlar evi de. Gelen kişiler görürsün çeyizini baksın diye. Genellikle günün ilk başlangıcında çeyize gelir millet. Bakar. Aa bunun durumu iyi bak nasıl. Bak falan kişi nasıl yaptı düğününü. Bak biz daha bundan iyi yapmak istiyoruz işte.